Dostlarım selam, Batuzay burada ve sizlerle kanalıma hoş geldiniz. Anlayacağınız üzere kitaplık düzenleme videosu ama açılışı bu temizlik kovasıyla birlikte yapmak istedim çünkü bana bu kadim görevde en büyük destekçim bu olacak. Bir de tabii mental sağlığımda bence büyük bir payı var onun da. Niye böyle söylüyorum? Çünkü kitaplık düzenlemek aşırı keyifli, aşırı sevgili olsa da bir noktadan sonra içinden çıkılamaz bir hal almaya başlıyor. Yaklaşık 15 tane raf var burada ve 500-600 arası olduğunu tahmin ettiğimde kitap var, okumuşlar var, okunmamışlar var. Artık elemem, vedalaşmam, el sallamam gereken kitaplarım var. Hani zor bir görev. Biliyorsunuz ki kitaplık düzenleme işlemi 3 aşamadan oluşuyor dostlarım. Böyle aşırı komplike bir şeymiş gibi anlatacağım ama kitapları indiriyoruz, havalandırıyoruz, kitapları temizliyoruz, kitapları geri yerleştiriyoruz. Ama bugün önemli bir görevimiz var. Son zamanlarda bence benim, belki çoğumuzun öyle, okuma alışkanlıklarım çok değişti ve artık yer kapladığını düşündüğüm, başka okurlarla buluşmasını istediğim kitaplarım var. Bunları dolaptan zaten sizlerle buluşturmuş olacağım. İndireyim bence ilk önce, hızlandıralım bu süreci. Ne dersin kadim dostum? Mental sağlığımı bıraktın. Durum güncellemesi yaklaşık değil tam olarak 8 rafı indirdim ve minicik azıcık pes etmeyi planlıyor olabilirim ama yapmayacağım. Kendime odadan çıkacak yer bırakmadım. Hani yok, kapı açılacak mı? Bunu ben şu an denemek isterim. Kendime labirent yap, çıkamam ki ben burada. Nasıl çıkacağım? Okey. Çıktım. Yani çıkmam gerekiyordu çünkü dedim ki Batuzay müzik dinle, müziksiz nereye kadar? O yüzden pick-up'ımı yanıma götüreceğim çünkü videoları telefondan çekiyorum ya, telefondan müzik dinleyemiyorum. Çok iyi ya. Bir saniye bana izin verin, ben geçeyim olur mu? You're so golden. İhtiyacım varmış buna. Yeni bir durum güncellemesi vakti bence dostlarım. Şimdi sizlere biten iki şeyi göstereceğim. Birincisi bu kitaplık. Bitti. İkincisi de bu. Ben de bittim. Size şimdi odamı göstereceğim. Bence bu çoğunuzu tatmin edecek tatlı bir görsel. Ama eğer benimle burada dursaydınız aşırı yorucu bir görsel olduğunu anlayacaksınız. Kitap, 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 kitap. Burada bitiyor sanmayın. Kitap, 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 kitap. Keşke şey efekti var ya, böyle bunları hop diye alıyorsun, dönüyorsun, dönüyorsun, hop diye atıyorsun ve burası doluyor. Bunun olma ihtimali nedir? Hani... Bu oluyorsa ben yatmaya gideceğim çünkü. Bu arada aşırı saçma sapan bir şekilde bunu da söyleyeceğim. Ya, konuyla alakası yok. Böyle bazı sabahlar uyandığınızda "Aa, bugün benim temizlik yapmam lazım. Hani temizlik yapmak istiyorum." Böyle uyanıyor musunuz? Anladınız beni. Yazsanız aşağılara. Oh vallahi ya, ben burada sizin için, hani hepiniz için böyle yerlerinizi siliyorum, yerlerinizi hazırlıyorum. Siz de burada sadece, hani sadece oturuyorsunuz ve beni izliyorsunuz. Mental sağlık konuşmadan ayrıldı dostlarım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tanesini yaptım. Geriye şu 6'lı kaldı ama evet. Bakın şurada da bir pes etmiş bez. Bayağıdır uğraşıyorum ya. Mesela şuradan pay biçebiliriz. Ben temizliğe başladığımda yaklaşık ikinci şarkıda falandık. 6 şarkı dinledik. Yani 25 dakikadır sadece şunları silmekle uğraşıyorum. Bu odaya giren belli, çıkan belli. Zaten kitaplar kapatıyor orayı. Orası o kadar nasıl tozlanmış olabilir ya? Benim aklım bunu kaldırmıyor. Hani bakar mısınız? Azıcık utanacağım bunu gösterirken. Hani bana kızmayın. Özellikle anne bana sen kızma ama. Gelin gelin, geldiniz. Bunun açıklaması ne? Bulanım. Netle beni. Ha, benim yapmam lazım. Tamam. Devam.
Hani böyle influencerlar bitenler videosu çekiyor ya, ay sonunda bitenler. Ben bittim. Bittim gözün aydın. Dostlarım bitirdim gerçekten. Biraz da olayı dramatize edip kendimi eğlendirmeye çalışıyorum. Yerleştirirken hem nasıl yerleştirdiğimi anlatacağım, neye göre yerleştirdiğimi anlatacağım, yerleştirirken nelere dikkat edeceğimi anlatacağım. Üçü de aynı şey aslında. Şöyle de bir şey var. Aslında ben kitaplıklarda dekoratif obje kullanmayı aşırı seviyorum. Ama kitaplarım zaten kitaplığa zor sığdığı için ve gördüğünüz gibi kocaman bir kitaplığım var. Hani başka koyacak yerim de çok yok açıkçası odada. Bir bakacağım duruma. Belki eleyeceğim kitaplarla bir şeyler yapabiliriz. Ama bugün değil. En azından bugün ben bir kitaplarımı yerleştireyim. Kitapların durumunu göreyim. Ona göre ileriki günlerde nasıl bir hal almamız gerektiğine karar veririz. Hem bu arada yerleştirirken böyle hızlı hızlı "Aa bu kitap çok güzeldi. Bunu çok severek okumuştum." hem de ayırdığım, satışa çıkaracağım kitapları da söyleyebilirim. Ki söyleyeceğim zaten. Çünkü o kitaplar sizin olacak. Biliyorsunuz ben ilk önce yayın evlerine göre dizmeyi aşırı mantıklı ve yararlı buluyorum. İlk önce şöyle gördüğünüz gibi Pegasus yayınlarını şöyle ayırdım. Önce bir ciltleri koyayım. Daha sonra ciltsizleri sıralamaya başlarım. Bilmiyorum bunun için, bunu söylemem ne kadar doğru bilmiyorum ama belki biraz büyüdüm. Belki biraz daha bu şekilde distopyalar değil de böyle Game of Thrones tarzı daha da yetişkinlere yönelik distopyalar okumak istediğimi fark ettim. O yüzden bununla vedalaşacağız. Umarım gideceği yeri mutlu eder. Umarım satabilirim bu arada. Alın ha. Ya tam böyle büyüdüğümü hissettim 22 yaşında. Gidiyor bu. Kendine iyi bak. Ben bir dönem Açlık Oyunları'yla kitap okuma aşkımı fark etmiştim. Daha sonra kitaplara geri dönmemi sağlayan, bu kadar çok kitap okumamı sağlayan seri efsane serisidir. Umarım çok sevecek birine gider bu da. Bunu da böyle bu şekilde satmayı düşünüyorum dostlarım. Sana da elveda. Tamamdır. Şöyle aynı yazarların kitaplarının da bir araya gelmesini istiyorum. Şöyle John Green'in kitapları gelse. Kitaplarım nerede? Ha orada. Pegasus'larımı dostlarım bu şekilde yerleştirdim. Demiştim ya bazı kitaplar düz, bazı kitaplar ters diye. Mesela bu düz olarak gördüğünüz kitaplar benim okuduğum kitaplar. Ters olanlar da okumadıklarım. Ve bunları nasıl bulduğumu da soruyorsunuz. Artık o kadar ezberledim ki hani hangi kitap nerede. Hadi diyelim bunu bitirdim ben. Hoppala, bu da böyle düzleşecek. Böyle şefin önerisi gerçekten sizlere. Ben aşırı memnun kalarak yapmıştım bu yöntemi. Bu arada sizler için 6 kitap daha ayırdım. Şöyle 6 kitap ama ters tutuyorum. Şöyle göstersem daha güzel olacak. 3 kitaplık amnezi serisi, 3 kitaplık telepati serisi. Dostlarım şimdiden bile 13 kitap elemiş olduk. Bence gayet iyi gidiyoruz. Şimdi en üst raf var. En üst rafa da yabancı yayınlarının kitaplarını yerleştirmeyi düşündüm. Ve böyle köşedeki kısmı bitirmiş oldum dostlarım. Şöyle aşağıda göstereyim. Böyle şuraya kadar uzanabilecek kadar Artemis kitabım vardı. Ama size güzel bir haber vereyim. 1, 2, 3, 4, 5. Şunların hepsi, yani sayamadım şu anda. Şunların hepsi sizlerle buluşacak. İtiraf etmeliyim bence. Şu kısımda kitaplarla ayrılmada zorlanacağımı düşünüyordum ama böyle tak 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 dedim. Bu gitsin, bu gitsin, bu gitsin. İyi ya, mutlu oldum şu anda. Şimdi 3 bölümlü ya benim kitaplığım. Birinci bölümü bitirdik. O birinci bölümden böyle aşırı sevdiğim kitapları tek tek önereyim sizlere. Sözünü vermiştim çünkü. Şu seriye yaptıkları gerçekten akıl almaz. Kalp Çarpıntısı'nın ilk kitabı. O zamanlar online'da ya da dışarıda satılabiliyordu. Aşırı güzeldi. Lola ve Komşucuk serisi. Aile ve Mutlu Son var. Bir de Dünya Tatlısı. Dünya Tatlısı gerçekten. Üçüncüsünü de almayı planlıyorum. Evelyn Hugo'nun Yedi Kocası. Yüce Rabbim, bu kadar güzel bir kitap olamaz. Alın bunu kesin okuyun, tamam mı? Birimiz Yalan Söylüyor'u Instagram'da yakın zamanda paylaşmıştım. Aşırı güzel diyemeyeceğim ama güzeldi. Okumak zevkliydi. Dünyadaki tüm erkekler yok oluyor. Ve kadınlar kendi arasında anaerkil bir toplum kurmaya başlıyor. Bu da çok güzeldi ve aşırı komik olduğunu hatırlıyorum. Buraya gelirsek, Senden Önce Ben Beni Hunharca Ağlattı. Eleanor ve Park aşırı tatlıydı gerçekten. Onu da çok sevmiştim. Fangirl'ü de bir o kadar sevmedim ama bilmiyorum, bir şekilde benimle kalsın istedim. Bakın şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şu 9 kitap direkt önerim. Hani hepsini alın, okuyun.
mükemmeller. Şu Simon Homo Sofiens'e karşı aşırı tatlı. Yalancıları da böyle elime geçen her yerde öneriyorum size. Aşırı güzeldi. Timsahın sarı gözleri. Bunu bence hiçbir yerde görmemişsinizdir. Timsahların sarı gözleri, özür dilerim. Aşırı güzel bir seri. Şöyle iki tane daha kitabı bulunmakta. Bir alt rafa ineceğiz, tamamdır. Bence size bu kitabı da çok fazla öneren kişi yoktur. Submarino. Submarino aslında bir öldürme yöntemi. Hani böyle kurbanın başını suya koyuyorlar ve o şekilde öldürüyorlar onu boğarak. Bu yöntemin adı Submarino ve bu kitap aşırı güzeldi. Böyle biraz melankolikti ama aşırı severek okuduğumu hatırlıyorum. Bir gün zaten ağlamaktan kendimi yerlere çarptığım bir kitaptı. Kocasını ağlatan bir kadını anlatıyor. Böyle yeni şeyler keşfediyor, kendini tanımaya başlıyor. Anlatım dili çok güzel, günlük şeklinde ilerliyordu. Adam Silvera'nın Az Biraz Mutlusu ve sonunda ikisi de Ölür kitapları çok iyiydi. Ama hangisi daha iyi diye soracak olursanız oyun bundan yana olur. Alzheimer'lı bir karakterimiz var. Onun yaşadıklarını anlatıyor. Böyle aşırı dramatik ve aşırı güzeldi bu kitapta. Nefes nefese kaldım ya. Binlerce kelime kurdum gerçekten. Kitaplardan konuşmayı o kadar çok seviyorum ki. Gelin benimle bir kafeye gidelim. Kahvemizi içelim. 8 saat aralıksız kitaplardan konuşalım. Güzel haberim var dostlarım. İkinci kısımda da en baştan şöyle en sona doğru tamamen bitirdim. Şurada yabancı yayınları olduğu için şöyle devamında da İtaki yayınlarına getirmek istedim. Çünkü aynı yayın evi Penguin grubun yayınları ya. Altına da İş Bankası yayınlarından olan modern klasiklerimi, Hasan Ali Yücel klasiklerimi, Türk Edebiyatı klasiklerimi ve modern Türk Edebiyatı klasiklerimi yerleştirdim. Çünkü şöyle tam böyle kitabın ortasında ya, odaya girince ilk önce dikkatinizi onlar çekecek ve bu gayet güzel bir olay. Altına da Epsilon yayınlarını koydum. Hadi gelin ikinci raftan sizlere önerilerimi yapayım. Oh. Ah. Nefes ve nefese kaldım. Akilleus'un şarkısı yine ağlamaktan kendimi yerlere çarptım. Hayır, bunda ağlamadım ama aşırı aşırı güzel bir kitaptı. Şeytanın Çırağı. Bu da son zamanlarda okuduğum bir Japon klasiği. Bunu da çok çok severek okumuştum. Aa, ne yaptım? Aa, içine soktum kitabı. Şöyle siz yerinize gittiniz. Burada zaten klasikler durmakta. Şunu okuyun, şunu okumayın demeyeceğim şu an için. Belki onunla ilgili ayrı video çekerim. Hepsini okuyun. Ama aralarında çok çok beğendiklerim oldu. Önereceğim sizlere 3 Adım Uzakta. Evet, bu da kendimi ağlamaktan yerlere çarptığım bir kitaptır. Filmi de, kitabı da aşırı aşırı güzeldi. Colin Hoover. Şu ana kadar ben 4 kitabını okudum. Şurada bir tane daha var. Şurada da bir kitabının İngilizce baskısı bulunmakta. Her kitabı mükemmeldi. Yazarın dili mükemmel dostlarım. Hadi gelin şuraya. Buraya yapalım. Dostlarım, halimi görüyorsunuz değil mi? Hani ara vereceğim ama bu böyle 10 dakikalık 15 dakikalık bir ara değil de bir günlük bir ara olacak. Geri kalanını, yani şu son rafı yarın yapacağım. Bunlar yerleşecek. Şurası şöyle yukarıdan aşağıya doğru sizler için ayırdığım kitaplar. Hadi ben geliyorum birazdan o zaman. Sizler için çünkü birkaç saniyelik bir araba biliyorsunuz. Gittim, geleceğim. Next day. Oda hala bu halde. Bunlar tamamen dağınık halde bekliyorlar ve yerleşmeyi bekleyen 5,5 tane falan raf var. Bir günde bitmeyeceğini düşünüyordum ama bu kadar çok uzun süreceğini de düşünmüyordum açıkçası. Biraz o yüzden ertelemiş olabilirim. Şuraya yerleştirelim. O alt rafa da sanırım Can Yayınları'na koymak istiyorum. Can Yayınları'nı da bu şekilde hallettim dostlarım ama şurada kısa klasikler serisi var ya Can Yayınları'nın. Şurada küçük bir sekteye uğradı. O yüzden onları şu üste doğru devam ettirmek istedim. Devrilmeyin. Böyle küçük bir şey yaptım. Böyle küçük bir şey yaptım, haberiniz olsun, yani söylemek istedim. Dostlarım, şimdi şöyle tüm kitapları aslında yerlerine yerleştirdim. Sizlere son halini tabii ki göstereceğim. Buraya kadar boşuna izlemediniz sonuçta ama bir yığın gerçekten kitap ayırdım sizler için. Yaklaşık 40 tane bilmiyorum. Ya minimum 30 tane kitap çıkardım kitaplığımdan. Yine sığamadım. Sığamadım yani. Şöyle 4 tane kitap sizlerle buluşacak. Dan Brown'un Kayıp Sembolü, Jenny Grossman'ın Kayıp Parçası, şu Mehmet Genç'ten Rotası Seyyah adlı ciltli kuşakağıda baskı bir kitap var ve imzalı. Şöyle
imzası da var içinde. Bunu da sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Sonra şöyle Dex yayınlarından, artık dediğim gibi bu türe çok fazla okunmamaya başladığım için bunu çok seveceksiniz. Bunu hemen alın bence. Bunu dolaptan hemen alın dostlarım. Canım kitaplığımın genel haline bakmak istersek de dediğim gibi dekorasyona hiçbir yer kalmadı çünkü tamamıyla dolu ve kör topal. Zorla sığdım yani. Şu alt kısmı biraz karıştırdım. Şöyle koltuğu çekeyim hemen sizler için. Şuraya çok sevdiğim Van Gogh'un mektuplarını ve Stephen King'in Oğuz'unu koydum. Şurada da şöyle şunların hepsi Stephen King kitabı. Şurada da şöyle iki tane mangam var. Mangalarım buraya yer buldum. Mükemmel bir görüntü ya. Bu görüntüye bayılıyorum. Şu kitapların hepsini okuyun diyebilirim ya. Jaguar'dan çıkan her kitabı sorgusuz sualsiz okuyabilirsiniz bence. Ben de buradayım. Bittim ya, bittim. Dostlarım, hazır mıyız? Şimdi kaç tane kitabım olduğunu saydım. Hani hem burada kitaplarım var, böyle dönünce şurada da kitaplarım var. Çünkü dediğim gibi bu kitaplığa sığmak bir minik zor benim için artık. Yaklaşık 710 tane, yanlış saymadıysam, 710 tane kitabım var. Okuyacağım, okumadığım, okuduğum bir sürü kitabım var ama hepsi benim ve onlara gerçekten bayılıyorum ve onlara şöyle kocaman sarılıyorum. İyi ki varlar onlar. Ve bunun yanında sizlerle paylaşacağım bir yığın daha kitap var. Sizleri çok 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 seviyorum dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Umarım sizler için güzel, mükemmel bir video olmuştur. Kitaplık videolarını izlemeyi çok seviyorum ama çekmek bir o kadar zor gerçekten. 2 günümü ve yaklaşık bence 5-6 saatimi aldı bu video. Sizlerle birlikte buluşturacağım için heyecanlıyım. Bu arada ben hep diyordum ki YouTube'çuluk yapmadan önce, YouTuber olmadan önce insanlar niye her sene kitaplık videosu çekiyor? Kitaplık bir tane veya her sene bu kadar sirkülasyon olması zor değil mi? İnanın bana değil. Videoyu beğenmeyi, yorumlarda buluşmayı ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri bol bol öpüyorum. Sonraki videolarda görüşürüz. Mükemmel bir video oldu. And I'm getting mighty tired of your trifling ways and of listening to that jackass Bray.